KİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KİSK Ankara Şubeler Platformu, TUMOK Ankara Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına selamlıyorum. Basın açıklamamıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ODTÜ'de bir KYK yurdu yapım süreci devam ediyor. 55 gündür ODTÜ öğrencileri ODTÜ Kavakçuk bölgesinde direniyor. Dün yapılan polis müdahalesiyle ODTÜ öğrencileri darp edilerek gözaltına alındı ve ardından yüzlerce ağaç katledilerek yurt projesi inşaatı başlamış oldu. Bu yaşanan olaylarla ilgili basın açıklamamızı sizlerle paylaştık. ODTÜ'de hukuksuz yurt projesi durdurulsun, polis ablukası kaldırılsın. Siyasi iktidarın köklü yüksek öğretim kurumlarımızı hedef alan saldırılarının son ayağı öğrencisiyle, öğretim elemanlarıyla, çalışanlarıyla, mezunlarıyla tüm ODTÜ bileşenlerinin yoğun itirazlarına karşın ODTÜ kampüsü içerisine kredi yurtlar kurumuna bağlı bir yurt yapma projesi oldu. ODTÜ'de yapılması planlanan KYK yurduna karşı ODTÜ öğrencilerinin 55 gündür sürdürdüğü mücadele 8 Temmuz Pazartesi günü sabaha karşı polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılmıştır. ODTÜ öğrencilerine, mezunlarına, öğretim elemanlarına ve meslek odalarının görüşlerine gözünü kulağını kapatan ODTÜ yönetimi parselasyon planı olmadan, ruhsat olmadan hukuksuz bir biçimde KYK yurdunun inşaatını başlatabilmek adına öğrencilerini polis ile karşı karşıya getirmiştir. Alelacele yüzlerce ağaç polis ablukası altında kesilmiştir. ODTÜ öğrencilerini ve ODTÜ yerleşkesini hedef alan bu saldırganlığı kınıyoruz. ODTÜ'nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü olmasına rağmen KYK aracılığıyla yurt yapmaya kalkışmak, üstelik o yurdun idaresini söz konusu kuruma bırakmak, üniversite özelliklerine tamamen aykırıdır. Öte yandan, ODTÜ Mezunlar Konseyi daha 2 gün önce yurt sorununun öğrenci, öğretim üyesi, çalışan ve mezunları ile ODTÜ'lüler tarafından çözüleceğini, öğrencilerin ihtiyacı olan yurdun da kendileri tarafından yapılabileceğini açıklamıştır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi de yurt inşaatını üstlenip yapılacak yurdu ODTÜ'ye bağışlayabileceğini kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu açıklamalara ve ODTÜ bileşenlerinin tüm itirazlarına rağmen rektörlük ve bakanlık tarafından dayatılan KYK yurdu ODTÜ öğrencilerin ihtiyacını karşılama amacına değil, siyasi iktidarın ODTÜ'nün demokratik, ilerici, devrimci, aydınlanmacı, özgürlükçü kimliğine müdahale etme amacını taşımaktadır. 1970'li yıllardan beri siyasi iktidarlar ODTÜ'yü faşist ve gerici zihniyetlerin tahakkümü altına sokmak ve ODTÜ'yü kriminalize edebilmek için bu yöntemi her fırsatta denemektedir. ODTÜ kampüsü içerisindeki diğer yurtlar ODTÜ idaresi tarafından işletilirken ODTÜ arazisinin 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmesiyle kurulmak istenen bu yurt, kredi ve yurtlar kurumu tarafından işletilecektir. Her ne kadar rektörlük ve kredi yurtlar kurumu arasında yapılan protokolde söz konusu yurtta ODTÜ öğrencisi dışında başkalarının barınamayacağı kayıt altına alınsa da öğrenci seçim kriterlerinin belirlenmesi, konaklayacak öğrencilerin seçilmesi ve yurdun yönetimi bütünüyle KYK'nın inisiyatifinde olması her türlü siyasal müdahaleye açık olduğunu göstermekle birlikte protokolde bulunan diğer maddelerin daha şimdiden ihlal edilmiş olması protokolün bağlayıcılığının olmadığını kanıtlamakta ve protokole yönelemeyeceğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. ODTÜ Mezunlar Konseyi'nin de belirttiği üzere bünyesinde çok sayıda öğrenci yurdu bulunduran ODTÜ'nün kurumsal olanakları ve ODTÜ'lülerin destekleri öğrencilerin ihtiyacı olan her türden yurdu yapmaya yetecek kapasitededir. Buna rağmen Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektör, ODTÜ'lülerin sadece katılımını engelleyerek ODTÜ bileşenlerinin talep ve itirazlarını görmezden gelmiş, akademik
akademik ve idari özelliklerini zedelemekle kalmamış, tümüyle imar mevzuatına ayrı bir biçimde ilerlemiştir. Yurt yapılmak istenen yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı, bölgedeki yapı faaliyetlerinden sorumlu olan Çankaya Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ruhsatı olmayan bir alanda şantiye kurulması ve inşaat faaliyetlerinin başlatılması imar kanununa aykırıdır. Bu hukuk dışılığının durdurulması için Ankara Valiliğine yapılan başvurular ne yazık ki göz ardı edilmektedir. ODTÜ'yü hedef alan bu hukuk dışı faaliyet derhal durdurulmalıdır. Üniversitenin akademik ve idari özelliklerini hedef alan ODTÜ'nün kampüs bütünlüğünü ortadan kaldıran yurt projesinden vazgeçilmelidir. Üniversitenin ihtiyaçları, üniversite bileşenlerinin tümünün dahil olduğu demokratik süreçler ve yapılarla çözülmelidir. DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KES Ankara Şubeler Platformu, TUMOK Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası.